Merhaba. Bu videoda sivil düşün desteklerine başvurmak için gerekli adımları bulabilirsiniz. Sivil düşün bilgi sisteminde ana sayfadaki yönetim panelinde yer alan başvurular ikonuna tıkladığınızda bu sizi yeni başvuru açabileceğiniz sayfaya yönlendiriyor. Burada bulunan yeni başvuru butonuna tıklayarak başvurunuzu açabiliyorsunuz ya da daha önceden başladığınız bir başvuruyu listede başvurunun satırında yer alan eylem sütunundaki başvuruya devam et butonuna tıklayarak sürdürebiliyorsunuz. Yeni başvuru butonuna tıkladığımızda bu bizi başvurunun ilk adımına götürüyor. Başvurunun ilk adımında sivil düşünün 5 destek kategorisinden hangisine başvurmak istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Başvurmak istediğiniz kategoriyi seçtikten sonra başvurunun ikinci adımına geçiş yapmış oluyorsunuz. Başvurunun ikinci adımında çalışmanın temel bilgilerini girmeniz gerekiyor. Çalışma adını ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde çalışma özetini girdikten sonra başlangıç ve bitiş tarihlerini işaretlemeniz gerekiyor. Ardından çalışmanın ana tematik alanını seçmeniz lazım. Burada e, sizin veya bağlı olduğunuz sivil toplum örgütünün çalışma alanını değil de doğrudan bu başvurunun hangi alanda gerçekleşeceğini seçmeniz gerekiyor. Ana tematik alanı seçtikten sonra eğer başvuru başka hak alanlarıyla da ilişkili ise diğer çalışma alanlarını da işaretleyebiliyorsunuz. Ardından çalışmanın gerçekleştirileceği ülkeyi bu ülke eğer Türkiye ise karşınıza çalışmanın gerçekleştireceği şehirler bölümü çıkıyor. Buradan bir kere tıkladığınızda şehri seçiyorsunuz. Eğer çalışmanız birden fazla ilde gerçekleştirilecekse yine aynı yere tıklayarak şehir listesinden diğer illeri de işaretleyebiliyorsunuz. İkinci adımın son aşamasında çalışmayı kimin adına gerçekleştireceksiniz sorusunu bulacaksınız. Burada bireysel başvuruysa kendi adımı şıkkını işaretlemeniz yeterli. Eğer bir sivil toplum örgütü adına başvuruyorsanız STO adına şıkkını işaretlemeniz gerekiyor. STO adına şıkkını işaretlediğinizde bağlı olduğunuz sivil toplum örgütünün bilgilerini girmeniz gerekiyor. Bu bilgileri eksiksiz olarak doldurmanızı rica ediyoruz. Üçüncü kutuda sivil toplum örgüsün örgütünüzün kategorisini seçmeniz gerekiyor. Buradan örnek olarak derneği işaretliyoruz. Diğer kategorileri de yine aynı şekilde buradan seçebilirsiniz. Ardından doğrudan sivil toplum örgütünüzün ana çalışma alanı hangisi ise onu işaretlemeniz gerekiyor. Adres bilginizi posta kodunu ülkeyi ve şehri seçiyorsunuz. Telefon numaranızı giriyorsunuz. Bu telefon numarası sivil toplum örgütüne ait bir telefon numarası olması gerekiyor. Fax, e-posta gibi bilgileri doldurmanız gerekiyor. Eğer ki varsa sivil toplum örgütünüzün sosyal medya adreslerini de yine buradan seçebilirsiniz. Web sitesini de aynı şekilde bu kutudan giriş yapabilirsiniz. Son olarak sivil toplum örgütü adına irtibat kurulacak kişiyi belirlemeniz gerekiyor. Bu kişinin bilgilerini girdikten sonra başvurunun üçüncü adımına geçebiliyorsunuz. Eğer sivil toplum örgütü adına birden fazla kişi yetkili olacaksa sağda en altta bulunan yeni ilgili kişi ekle butonuna tıklayarak İkinci bir ilgili kişi ekleyebilirsiniz. Üçüncü adıma geçmek için ilerle butonuna tıklıyoruz. Başvurunun üçüncü adımında aslında sivil düşünün başvuru formunu görüyorsunuz. Burada bulunan soruları yine eksiksiz doldurarak dördüncü adıma geçmeniz gerekiyor. Bütün sorularda olmasa da bazılarında küçük açıklamalar göreceksiniz. Örneğin ikinci sorunun hemen altında lütfen gerçekleştireceğiniz faaliyetleri gerçekleşme sırasıyla yazınız diyor. Bu açıklamaları dikkate almanızı rica ediyoruz. Soruların sağ tarafında bulunan yıldız işareti bu sorunun cevaplanmasının zorunlu olduğunu belirtiyor. Soruları cevaplandırarak başvurunuza devam edebiliyorsunuz. Başvuru formunda yer alan sorulardan bazıları uzun metin, bazıları ise evet hayırlı sorular. Burada yine cevabınızı işaretleyerek evet hayırlı sorularda da başvuruya devam ediyorsunuz. Dokuzuncu soruda daha önce sivil düşün desteğinden yararlandınız mı? İbaresini göreceksiniz. Eğer sivil düşünün bundan önceki aşamalarındaki desteklerinden faydalandıysanız burada evet şıkkını işaretleyerek aldığınız son desteğin başvuru numarasını gir girmeniz gerekiyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin bir desteğinden faydalanıp faydalanmadığınız soruluyor. Ve Avrupa Birliği dışında herhangi bir fon kaynağından destek alıp almadığınız soruluyor soruları cevapladıktan sonra başvuru formunuzu gözden geçirerek başvurunun dördüncü adımına geçiş yapabiliyorsunuz. Sayfanın en altında bulunan ileri butonuna tıkladığımızda başvurunun dördüncü aşamasına geçiş yapmış oluyoruz. Dördüncü adımda faaliyetlerinizi ve bunun karşılığındaki bütçe kalemlerini belirtmeniz gerekiyor. Yeni bütçe ekle butonuna tıklayarak bütçenizin ilk aşamasını oluşturabiliyorsunuz. Burada her destek kategorisi altında yer alan bütçe kalemlerini bir liste halinde görebilirsiniz. Bu listeden talep ettiğiniz bütçeyi işaretleyerek hemen altında bütçe açıklamasını yazmanız gerekiyor. Bütçe açıklaması bölümünde yer alan notu okumanızı rica ediyoruz. Bütçe kaleminizi anlatın diyor burada. Ve bütçe kalemini anlatırken birim ücret, kişi sayısı, adet gibi detaylara ihtiyacımız bulunuyor. Örneğin ulaşım seçeneğini işaretledikten sonra ulaşımın kaç kişi tarafından hangi illere yapılacağını buraya yazıyorsunuz. Örneğin Adana, Ankara, iki kişi, 200 TL ve bir seyahat olarak örnek girişini yaptık. Bunun hesaplamasını yaptıktan sonra hem bütçe açıklaması bölümüne hem de tutar bölümüne bütçenin toplam tutarını yazmanızı rica ediyoruz. Bu bölümde dikkat etmeniz gereken bir konuda hemen en üstte yer alan lütfen dikkat şeklindeki kutu. Burada 4 maddelik bir açıklama bulacaksınız. Bütçenizi Türk lirası cinsinden girmeniz gerekiyor. Bütçe kalemlerinizin toplamının 5000 avroyu geçmemesi gerekiyor. Burada her ayın İnfor Euro kurundan 5000 avronun karşılığı Türk Lirası miktarını otomatik olarak güncelliyoruz. Dolayısıyla bu ay için 5000 avronun karşılığı 35.000 liralık bir miktara denk geliyor. Ee, aynı şekilde eğer ki kontrol etmek isterseniz aylık İnfor Euro kuruna da buradan ulaşabiliyorsunuz. Bütçe girişini yaparken sizden ricamız... Açıklama bölümünde miktarı yazdıktan sonra tutar bölümünde bütçenin tam miktarını girmeniz. Örneğin 400 TL'lik bir miktarsa 400 yazıp ilerlemeniz yeterli oluyor. Yanına herhangi bir virgül, nokta koymanıza gerek yok. Sistem bunu otomatik olarak sizin için yapıyor oluyor. İlk bütçeyi giriş yaptıktan sonra ileri butonuna tıklıyorsunuz. Eğer ek bütçe kalemleri talep edecekseniz yine aynı şekilde yeni bütçe ekle diyerek bütçe kategorisini seçerek açıklamayı yazarak Giriş yapabiliyorsunuz. Örneğin alan adı ve hosting bedeli için bir yıllık hosting talep ediyoruz. Aynı şekilde tutar bölümüne karşılığını yazarak ilerle butonuna basıyoruz. Başvurunun 5 ve son aşamasına geçmek için yine ileri butonuna tıklamanız yeterli. Faaliyetlerinizi ve bütçenizi siz girişi yaptıkça bütçe ana sayfasında bu şekilde görüyor olacaksınız. Eğer bütçe ile ilgili bir düzenleme yapmak isterseniz hemen eylem sütununda yer alan düzenle butonuna tıklamanız yeterli. Ya da kaldırmak isterseniz sil butonuna tıklayarak e, bütçeyi plandan kaldırabiliyorsunuz. Son aşamaya geçmek için de ilerle tuşuna basıyoruz. Son aşamada başvurunuzun aslında size bir dökümünü sunuyoruz biz. Sivil düşün olarak. Burada eğer bilgilerde bir hata görürseniz en altta bulunan geri butonuna tıklayarak dönüp başvurunuzu revize edebilirsiniz. Başvurunuzun son kontrolünü yaptıktan sonra gönder butonuna tıklıyorsunuz. Gönder butonuna tıkladığınızda karşınıza bir kontrol listesi çıkıyor. Bu kontrol listesindeki soruları dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Sorulardan herhangi birini karşılamadığını düşünüyorsanız başvurunuzun hemen altta yer alan gözden geçir butonuna tıklayarak başvurunuza geri dönebiliyorsunuz. Eğer başvuruyu tamamladığınızı düşünüyorsanız kontrol listesinin yine en altında yer alan gönder butonuna tıkladığınızda başvurunuz sivil düşün bilgi sistemine iletilmiş oluyor.